gayemiz sırf Mevlamızın rızasını tahsil olacak. Ve tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vaat ettiği müjdelere de nail olmayı isteyeceğiz. Çünkü bu ihlâsa zıt değildir. Allah'ın rızasını taleple bunlar çatışmaz. Arşın altında Resulullah ile beraber olmak sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Allah'ın rızasına uygun iş. Her adımına ibadet, bir sene ibadet sevabı almak istemek Mevla'nın rızasına muvafık bir şey yani. Onun için bunlar ne olmaz? Ters düşmez. Bunları birlikte isteyeceğiz. Yani işte cennette eşler istemek, Allah'ın rızasına zıt düşmez, köşkler istemek zıt düşmez. Çünkü ayet-hadisler bizi buna teşvik ediyor. Allah-u Teala, Habibi sallallahu aleyhi ve sellem birçok ayet-i kerime ve hadis-i şerifte bunları bize vaat ediyor. Vaat ediyor ve isteyin buyuruyor. İsteyin buyuruyor. كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا Takva sahiplerine vaat edilen cennet. İşte anlatıyor, geçen derslerde söyledim, cehennemde sıkışık yerlere işte çivi tahtaya sokar gibi böyle zor zoraki girdirilecekler, iblisleriyle aynı zincire vurulacaklar, ölüm neredesin diye bağıracaklar. İşte o ayetleri okumuştum geçen bir derste. Onun peşine şu ayet-i kerime geliyor, yani o gün işte laf lafı açtığından bazı kere atlıyorum o yana bu yana. O ayet-i kerimede ne buyuruyor? Estağfirullah, قُلْ اَذَٰلِكَ خَيْرٌ Habibim söyle onlara, sor onlara. Bu cehennem mi? Bu azaplar mı? Bu iblisle beraber zincire vurulmak mı? Ey ölüm neredesin gel diye bağırmak mı? Daha iyi. Em cennetul huldilleti vudel muttakun. Yoksa takva sahiplerine, haramlardan sakınanlara, farzları, vacipleri yerine getirenlere en azından farz-ı vacibi yerine getirmese takva sahibi olamaz. En azından söylüyoruz. Fazlasının sınırı yok. Ama en azından. Haramlardan sakınanlara vaat edilen cennet mi daha hayırlı? Bu'idel muttekûn. قُلَ ذَٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ اللَّتِ وُعِدَ الْمُتَّكُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا O cennet onlara mükafat olmuştur. Varacakları yer olmuştur. لَهُمْ فِيَا مَا يَشَاءُونَ خَالِد۪ينَ Onlara o canların her istedikleri orada vardır. Her istedikleri deyince delikanlını bir öyle diyor. Ben diyor, ne yapayım diyor efendim cennette diyor işte diyor şu varmış bu varmış sayılıyor diyor işte bana diyor bir diyor jip verseler daha iyi diyor. Yani cennette hani Kur'an'da, hadiste jip yazmıyormuş ya. Ondan sonra işte efendim hani cennet tabirleriyle anlatılan köşkler, saraylar falan şey diyor. Ya diyor işte jipim olsa daha iyiydi. Ya evladım cennette jip mi eksik yani? Levfiyâ mâ yeşâvun diyor. Canları ne istiyorsa o var. Canları ne istiyorsa diyor. Bunun misali İşte Ensar'dan biri soruyor. Hadis-i şerif sahihte geçiyor. Ya Resulallah diyor, ben diyor ekmek biçmek istiyorum diyor. Yani Ensar Medineliler tarlacıdır, ziraatçidir, ekincidirler. Onun için diyor, ben diyor ekmek biçmek istiyorum. Cennette de çalışmak yok, çabalamak yok. O yorulmak için, geçinmek için yok. Yoksa zevk için var. Zevk için var. O zat soruyor, diyor ki, ben diyor işte ekip biçebilir miyim diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor, ekip biçersin ama diyor, ektiğin gibi boyun kadar bir fışkırır diyor. Yani ekersin hemen biçersin, ekersin hemen biçersin. Cennet öyle beklemekle iş yapmaz. Ama ekip biçersin diyor, tarla açıyor. Öbürü, ben diyor at binmeyi çok seviyorum, işte at var mıdır? O zaman da soruldu bu gibi şeyler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne biçim soru soruyorsunuz buyurmadı ki. At da var buyurdu, kanatlı atlar da var buyurdu. Ondan sonra efendim, jip nedir ya? Jip tabii ki var ama Mercedes'ten çıkmıyor tabii ki. Almanya yapımı değil yani, İsviçre gavuru yapımı değil yani. Efendim, Melaike-i Kiram'ın inşası, Melaike-i Kiram'ın inşası, neler var neler.
Aklına ne gelirse, canın ne isterse. Ve fiyâ mâ teştehîl enfusû ve teledzül âyûn. Gözlere ne lezzet veriyorsa, canlar neyi çekiyorsa, bu da ayet. Hepsi var. Yani zavallı bir çare gençlik. Ne kadar cahil bırakılmışlar. Ne kadar cahil bırakılmışlar. Bu da çok biliyorum diyen adamların çocukları bunlarda. Ha, çok biliyorum diyen. Köye İslam'dan haberleri varsa çocuklarını böyle cahil bırakmışlar. Ondan sonra. İlle Kur'an'da sana jip mi yazacak ya? Jip zaten gavurca, Arapça değil ki. Nasıl jip yazsın? Allah Allah. Ne canın istiyorsa var diyor da anlamıyor musun? Anlamıyor musun? Sana dedim ne var biliyor musun? Fiyâ sürurun merfu'atun. Yüksek serirler var. Serir taht. Döşek diyorsunuz. Şimdi Türkçe'de sedir diyorsunuz. Arapça'da serir taht. Yani döşek de çünkü efendim şark köşelerinde yapıyorlar falan. Öyle değil ahirette. Ahiretteki bir döşeğin yani ona köşk gibi, saray gibi, gökdelen gibi bu ayetin tefsirinde tefsirler yazıyor. Böyle 100 senede şeyini kesemezsin. Mesafesini, enini, boyunu geçemezsin. Öyle tahtlar. Sırf sana özel. Bekliyor. Ne zaman istiyorsun? Ya içinden geçse harekete geçiyor. İçinden geçse. Şimdi sen en zengin adam arabayı getirin diyecek de, şoföre telefon edecek de, şoförün de keyfine gelirse, o da bir tarafta değilse falan. En ağası, en paşası bile 40 tane laf söylüyor da uçağa geliyor yani. Hiç içinden gel düşündüğü anda istediği olan bir ağa paşa var mı dünyada? Desene dünya fukara yeri, ne lazım sepele yer ya? Fukara yeri, beceriksizlerin yeri. İçinden geçtiği anda o taht harekete geçiyor, geliyor. O ona bindiriliyor, ondan sonra hareket edeceksin. Şimdi buna binen adam, her tarafı zümrüt, yakut, safir, yani bir taşı borsaya gelse dünya borsaları çöker. Demin kapalı çarşı, dünya borsaları çöker. Bir taşı gelse, hepsi zümrüt, yakut, safir, her tarafı işte zebercet diyor hadis-i şeriflerde, altın, som altın, dünyada öyle bir gökdelen yok. Dünyada öyle bir gökdelen yok. Boyu yok, boyu. Boyu yok, katı yok. Betondan bile yok. O yükseklikte betondan bile yok. O sırf altın, som altın diyorum sana. Sen ahiretten haberin yok mu be, cahil misin ya? Ondan sonra, efendim, o iniyor. Sen ona biniyorsun. Ondan sonra nereye gitmek istiyorsun? Cennetten, 60 bu dünya kadar cennet sana verilmiş. Her tarafı sana seferber ya. 60 bu dünya kadar yer sırf senin mülkün. Başka biri oraya giremiyor. Haremin yani. 60 dünya ne demek? Şu dünyanın kullanılan arazisi, dünya topraklarının, işte karaların, denizlerin yani yüzde biri belki değil ya, mamuralar. Dörtte üçü su zaten. Kalıyor dörtte biri. Dörtte birin kaçta kaçı mamur yani? Kaçta kaçı mamur? Her yer çöl. Hala 7,5 milyar insan var. Hepsi tıkışmış aynı yerde yaşıyorlar. Her taraf çöl duruyor. E şimdi bu 60 dünya, bir dünya böyle. 60 dünya kadar cennet var. Halbuki sana biz İstanbul'u versek yetmez mi sana? Nasıl İstanbul? Ya hoca bana Asya yakası da yeter. Ya Maltepe de yeter. Ya Pendik de yeter. Pendik'in şu mahallesi de yeter. Lan Pendik'te kimin bir mahallesi var? Hangi bizim mahalle? Bir apartmanımız yok da. Daha bir apartmanımız yok. 3-4 daireli bir şeyimiz yok. Benim yok, sizin var mı bilmiyorum. 3-4 daireli bir apartmanımız yok. Çoluğumuza, çocuğumuza bırakacak bir şey yok. Alamadık, denkleyemedik yani. Fakir fakir gideceğiz ahirete. E sen şimdi bir apartmana tav oluyorsun ya. Bir daireye tav oluyorsun ya. Sana 60 dünya kadar cennet, her tarafı altın, gümüş vaat edilmiş. Ondan sonra o efendim 100 senelik, 500 senelik mesafedeki sedirler, serirler, tahtlar efendim önüne seriliyor, geliyor. Sen ona bindiriliyorsun. İstediği yere uçuyor. Uçuyor, uçuyor. Şoför lazım değil, dümen lazım değil, fren lazım değil, pilot lazım değil, benzin lazım değil, mazot lazım değil. Ondan sonra efendim teknisyen lazım değil.
İkide bir bakıma gitmek lazım değil. Bilmem şu bakımı doldu, 3000 bakımı, 5000 bakımı. Freni patlamaz, lastiği patlamaz. Hiçbir şey lazım değil. Adama ne anlatıyor? Adam diyor ki hala jip olsa daha iyiydi. Yani bunu bunları olan... yok sen illa jip istiyorsan jip de verirler. He? Jip de verirler, istediğin jipi verirler. Ne istiyorsa var diyor ya ayette. O ayetten çıkıyor bu. Ne istiyorsan var. Duble yol istiyorum. Duble ne demek? Dörtlü mü? Sekizli nasıl oluyor? Sana ne duble, çift duble, bilmem ne. Ayak ada yol. Tekse ben ayak ada yol istiyorum. Duble. Hakikaten olur ha. Ay nerede yani? Ay nerede? Güneş nerede? Cennet onların hepsinin fevkinde. Fakat kısa kafalılar, kasır düşünceliler, nakıs akıllılara gel laf anlat. Her şeye kadir olan Allah'tan bahsediyoruz. Celle Celaluhu şu gördüğümüz mülkün daha idrakine varamamışız. Daha göklerden hiç haberimiz yok. Uzaydan haberimiz yok. Efendim, o şeyler, gezegenlerden haberimiz yok. Bir güneşle bir ay görmüşüz, görmemiş gibi. Ondan sonra arkasında neler var? Onlardan daha büyükleri var, onlardan daha parlakları var. Ama daha yukarıda oldukları için ışıkları gelmiyor buraya. Gözükmüyorlar. Bu kadar alemler var. Bunları yaratan Allah var. Celle Celaluhu. Bu ebedi ahireti de ben yaptım buyuruyor. Güneş dünyadan kaç kat büyük, güneşten aydan kaç kat büyük gezegenler var. Hem de sayısız. Bir Müslümana 60 dünya kadar cennet verecek deyince o kadar da olur mu diyor. Şimdi gezegende duruyor o kadar büyük yerler. Boş. Tabii boş demeyelim. Melaike-i kiram var. Oralarda da zikredenler var. Oralarda tesbih edenler var. Göklerde bir karış yer yer boş değil. Tabii melaike-i kiram var. Ben ona bir şey demiyorum. Ama bizim gibi mükellef insanlar, cinler olduğuna dair bir veri yok. Yani oraları o kadar yeri yaratmış da kurban olduğum, ahirette, cennette o kadar bir yer adama, bir tane adama veremez mi? Milyarlarca samanyolunda gezegenler var. Milyarlar yani. Ne milyarları? Onun için kainatı yaratan Allah'tan bahsedildiği zaman Celle Celaluhu her şeye kadir olduğu mülazasıyla hareket etmek lazım. Sen kendi kafana göre şu olur mu, bu olur mu, cennette jip olur mu? Bu ne biçim yani? Adama gülerler yani. Adama gülerler. Fakat gençliği böyle efendim hale getirmişler. Cahil hale getirmişler. İmam hatipler bir ilim vermez, ilahiyatlar bir şuur vermez. Ayet hadis okuyan yok. Herkes aklına mantığına göre o yok bu yok. O yok bu yok. Ancak yok. Bunların bütün ilimleri yok üzerine, red üzerine, inkar üzerine kurulmuş. İspat üzerine hiçbir ilimleri yok. Dinliyorsunuz, görüyor musunuz?